numarasıyla dönüyoruz. 26 Eylül 1976 doğumlu. Ne mutlu ki benden hala büyük ve hala bir sene daha oynayacak Francesco Totti. Bu konuyu son 3 yılda, 3 sezonda yaptığımız gol programlarında en az bir kere konuşuyoruz. Ne zaman bırakacak, ne zaman bırakacak? Oyun stili değişti. Artık biraz daha sabit oynuyor. Biraz daha Santrfor gibi oynuyor. Daha az mesafelerde koşuyor şeklinde. Ki bu gol mesela City'ye attığı gol. Hani ağırlığı belli oluyor ama tabii ki çok yetenekli, çok özel, klas bir futbolcu. Bir sezon daha oynayacak. Evet, futbol oynamak için Tanrı'nın yarattığı oyunculardan bir tanesi. Çok saha dışında konuşmalarını dinleyen ve İtalyanca bilen birisi, çok zeki olmadığını hemen algılayabilir. Ama saha içinde bambaşka bir oyun zekası, çok büyük bir karakter, çok büyük bir kazanan winners oyuncu profili, bir kaptan, bir bayrak futbolcu ve büyük bir yetenek. Hakikaten çok özel bir isim Totti. Sadece Roma için değil, İtalyan futbolu için de. Dünya şampiyonluğu da kazandı İtalyan milli takım formasıyla. O yüzden saygıyı hak eden bir isim, bir futbolcu. Evet, soyunma odasında takımın lideri De Rossi'ymiş, öyle diyorlar. Yani daha çok konuşan, takım bir arada. O da altyapısından yetişme Roma'nın. O da Roma'da doğma büyüme. Totti İtalya'da mesela bizim gibi değildir. İtalya'da kaptanlık, hemşerilik, o şehirden doğup büyüyüp büyüyor olmak falan önemli şeyler. Mesela Romalı olmak başka bir şeydir. İşte Milanolu olmak, yani Lombardiyalı, Kuzeyli olmak başka bir şeydir. Piemonteli olmak, Torino'lu olmak başka bir şeydir. Kalabriyalı, Napoli'li olmak yani başka bir şeydir. O yüzden her şehrin kendine has bir tarihi ve eskiden tabii bunların hepsi krallık, prenslik, düklük falan olduğu için tarihte, İtalya'da evet, tarihinde birleşmeden önce ayrı ayrı prenslikler, ayrı ayrı krallıklar olduğu için ta oradan gelen geleneksel bir bakış şeyi vardır. Yani o yüzden Totti Romalı olduğu için Roma'da ayrı sevilir. Veya De Rossi Romalı olduğu için ayrı sevilir. Bunu da özellikle belirtmek istedim. Bir takım rakamlarımız var. Daha önce Futbol Araştırmaları Merkezi yapmıştı. Biz de sakladık gol programı içerisinde kullanmak üzere. Avrupa Ligleri yaş ortalamaları. Türkiye Futbol birincisi. Araştırmaları Merkezi, böyle bir merkez bina varmış. Mesela içinde 1000 kişi çalışırmış. Baş sürekli mail gönderdi. Her ay yaptıkları çalışmaları mail atıyorlar. Tamam ama işte böyle merkez deyince insanın aklına şey geliyor böyle hani. Ofisin oldu, giriyorsun, döner kapıdan giriyorsun, bir tane tabii, danışma standı var. Yukarıda merkez deyince aklına şey, 3 kişi falan, 2 kişi falan çalışıyordur. Bir internet, bir bilgisayarları vardır herhalde. Yani en ben fazla böyle. Kuzey Avrupa Ligleri masasına gelmiştim diyorsun. Oradan giriyorsun içeri. Oradaki yaş ortalamasını öğreniyorsun. Evet, Totti'den İtalya'ya bağlayabiliriz herhalde. İtalya 2. sırada. İtalya Ligi'nde bu İtalya'da bu konuyla ilgili 2 yıl önce çok geniş kapsamlı, sayfalarca süren grafikli ve istatistikli bir araştırma yayınlandı İtalya'da yazın. Geç bu yaz değil, ondan önceki yaz. İtalyan futbolunun dibe vurması, takımların ligin en yaşlı ligi olması, kendi kulüplerinden, liglerinden yetişen oyuncuların sayısının az olması, yabancı sayısının fazla olması gibi gibi ve artık İtalyan futbolunun toparlanması gerektiği, çözümler üretmesi kulüplerin ve federasyonun gerektiği konusunda bir rapor hazırlandı. Buna benzer bir araştırma. Tabii ki İtalya toparladı, bu toparlamış hali. Yaş ortalamasında Türkiye'nin en yaşlı olması, Türkiye'nin en az oyuncu yetiştiren liglerden bir tanesi olması, en fazla transfer yapan liglerden bir tanesi olması son derece üzücü olduğunu düşünüyorum ben. Bilmiyorum kim üzülüyor, bizden başka üzülen var mı? O da ayrı bir konu. Mesela Akhisar, Osmanlıspor, Kasımpaşa ve Gaziantepspor altyapıdan hiç oyuncu yetiştirmemişler. İlginç, yani bayağı hizmet evet, ediyorlar Türk futboluna değil mi? Hiç oyuncu yetiştirmeyerek. A2 ligi var biliyorsun, U21 evet, ligi. U21 ligi. U21 liginde Süper Lig'de şu anda Beşiktaş lider, U21 liginde de lider. Fenerbahçe ile çekişiyor, orada da Fenerbahçe ile çekişiyor. Ben ligin ilk yarısındaki maçı seyrettim. Orada da U21 Fenerbahçe. Beşiktaş-Fenerbahçe 1-2 yani, orada da 1-2'ler. Orada da çekişiyorlar. Yani demek ki yatırım yapılıyor. Organizasyon iyi, organizasyonları iyi var. O anlamda Galatasaray Gençler Birliği falan, onlar da iyi U21'de. Bursa Spor'da iyi. Galatasaray bu sene iyi değil pek de. Yani genellikle iyidir. Ya Galatasaray'ın işte Şampiyonlar Ligi'nde aynı takım oynamıyor mu? Şampiyonlar. Evet. U19 mu yoksa oynuyor? 11 tane yediler değil mi içeride, evet, Benfica'dan. O U19 ama.
11 tane yemek nasıl ya? O yaş grubunda para yok biliyorsun. İşin içinde para yok. 5 kuruş para harcamıyorsun. Benfica altyapısı, Galatasaray altyapısı. Evet. Galatasaray'ın altyapısı, tesisleri, emek sarf edilir. Organizasyonu kötü değildir. Yani kötü kulüplerimizden bir tanesi değildir. Ve bunun övünürüz biz Galatasaray'ın altyapısıyla. Benfica'nın altyapısından evinde 11 tane yemesi, paranın yarışmadığı yerde son derece üzücü ve düşündürücü. Ama bence Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya içeride yenildi ya, orada yenildi ya mesela. Ya da Atletico Madrid'de yenildi ya 2-0. Ondan çok daha üzücü geldi bana. Bence çok önemsenmesi gereken bir konu olarak düşünüyorum. Şöyle bir şey var şimdi. Yenilirsin, kaybedersin. Önemli değil. Benfica'nın U19 takımından genel takip ettiğimiz için de biliyoruz. A kadroya sürekli giriş ve çıkış var maçına göre. Şimdi en son Kastamonuspor maçına bakıyorsun Galatasaray'ın. Var mı bir var tane? Mı? Yok. Tabii. Yok. Geçen... Ya zorlayan da yok. Evet. O normalde yani Sporting Lisbon'un kadrosunda mesela Beşiktaş'ta oynadığı maç 3-4 tane 20 yaş civarı. Yıldız adayı. Atletico Madrid'de, Barcelona'da falan da öyle. Alttan oyuncu geliyor sürekli. Oralarda bile geliyor. Bizde gelmiyor. Kimsenin de umurunda değil. Bence mesele o. Benim üzüldüğüm Avrupa ligleri ortalama transfer sayısı. Romanya, İtalya 5. sırada. Türkiye 7. sırada. Evet, 12 tane transfer yapılıyor ortalama. Almanya 8. Ne kadar aslında çarpıcı bir rakam. Ülkede yetişmemiş futbolcuların oranına bakar mısın? Bizim. Avrupa liglerinde ülkede yetişmemiş futbolcuların oranı. Yani bu ülkeden futbolcu yetişmiyor bu ligde oynayanlara. 155 bizde. İngilizleri çok düşünmesi lazım yalnız bunu. %60 değil mi? Evet yani İngilizler dünyanın en önemli ligi belki de. Evet %60'ı dışarıdan geliyor. Ki yani çok binlerce kulüp var. Bizde de %55. Bizde her 100 futbolcudan 55 tanesi yurt dışından geliyor. Bunun içinde tabii Almanya. Gurbetçilerin de çok olduğunu Hollanda. Vurgulamak lazım. Neticede hani Türk pasaportu var. Biz gurur duyuyoruz oyuncularımızla, hepsiyle. Fakat bizimle aynı ırktan olduğu için değil, biz yetiştirdiğimiz için gurur duymamız gerekiyor bence. Yani evet Hakan Çalhanoğlu Türkiye'yi seçti. Çok güzel. Ama biz yetiştirmedik ki. Almanya'da doğdu, büyüdü, yetişti. Alman kulüpleri yetişti. Leverkusen yetiştirdi, Hamburg yetiştirdi, evet. Schalke yetiştirdi, Dortmund i̇şte yetiştirdi. Gökhan Töre'yi. Hepsi öyle yani. Gökhan Töre öyle, Oğuzhan öyle, Hakan Çalhanoğlu öyle. Nuri Şahin öyle. Nuri Şahin yani öyle, Hamit Altıntop öyle. Hasan Ali Kaldırım öyle. Hasan Ali Kaldırım öyle, doğru diyorsun. Birçok futbolcu öyle. Ersan Gül'ün bile öyle. Yani Ömer Toprak öyle. Hepsi yurt dışından. Veli Kavlak zaten Avusturya milli takımında oynuyor. Olcay Şahan yurt dışından yetişme. Yani biz oyuncu yetiştirmiyoruz ki. Bizim için oynuyorlar çocuklar, sağ olsunlar. Bizi seçiyorlar Türk milli takımı. Türk oldukları için. Anneleri babaları Türk olduğu için. Ama bizim hiçbir emeğimiz yok. En son Yunus Mallı. Yunus Mallı bizi seçti. Evet. Yani Mesut gibi Almanya'yı da tercih edebilirlerdi. Yani fakat biz yetiştirmemişiz. Yani işin bu boyutunu algılayamak, anlamak lazım. Şöyle bir şey var. Yani yanılıyor muyum diye biraz daha düşünerek söylüyorum da. Hani Mesut Özil ve İlkay Gündoğan. İşte zaten Mesut Real Madrid Arsenal. İlkay Gündoğan o büyük sakatlığı geçirmese muhtemelen Borussia Dortmund'u aşıp gitmişti. Yani dünya çapında yıldız olanları açıkçası bizi de seçmiyor. Var, ya bu ailesi, çevresi, yakın çevresi kim etki ediyor? Ya Hamit babası, ve Halil Altıntop'u sorduğun zaman zaten biz hiçbir zaman aksini düşünmedik ki diyor. Yani küçük Nuri yaşta Şahin onlar. Halil ile Nuri, benim babam genç milli takımların başındaydı, genç milli takımların rahmetli. Onların zamanında genç milli takımı aldılar Hamit ile Nuri'yi. Genç milli oldular onlar 50 kere 80 kere zaten A milli takıma gelmeden önce. Onlar oynuyordu genç milli takımlarda. Evet. O zamandan beri seçtiler. Altyapıdan yani. Yetişmiş oyuncu yani biz yetiştirmiyoruz. Bunu sorgulamak, bunu lazım. Düşünmek lazım. Yani evet biz yetiştirmiyoruz diye vah vah diyecek halimiz de yok ama neticede böyle bir durumda da karşı karşıyayız. Oyuncu yetişmiyor. Arda yetişti işte bir tek Galatasaray altyapısından son yıllarda. O yüzden biraz daha bu konuda kulüplerin, federasyonun daha koordineli ve daha yetiştirmeye yönelik hareket etmesi gerekiyor. İspanya'da mesela bak %39 dışarıdan gelen oyuncu, %60, 61 kendi liginden yetişen oyuncular oynuyor. Belarus, Belarus'un lider olduğu altyapıdan yetişmiş oyuncu oranı %34, İspanya 12, Fransa 19, Almanya %13'te 24. sırada. Türkiye 31. sırada. Akhisar biraz önce İspanya söyledi. İspanya 12. Türkiye 31. Kadro içerisinde hiç
altyapısından yetişmiş futbolcu yok. Çok enteresan bir şey. Ki ben Lig TV'de aslında bir çok güzel Akhisar'ın altyapısıyla ilgili bir program seyrettim. Bayağı da güzel bir altyapı organizasyonu kurmuşlar. Belki yavaş yavaş gelecek, evet. Yani bu yarışma duygusu falan da bence işi etkiliyor. Altyapıdan hani bir iki tane gelmiyor mu? Geliyor da şans verilmiyor mu? Altyapı eğitimleri mi yetersiz? Bütün bunların hepsini göz önünde bulundurmak lazım ama bence altyapıda mesela şimdi eski futbolcular, milli futbolcular, herkes kısa yoldan futbolu bıraktıktan sonra işte bir iki yerde yorumculuk, gazetecilik yaparım veya antrenörlüğe kapağı atarım, bir yerde Süper Lig'de çalışırım. Hadi olmadı Süper Lig'de, PTT 1. Lig'de çalışırım. Bunun hesabını yapıyor. Manchester City'nin altyapı takımının hocası kim biliyor musun? Ya bir ara işte bizim Patrick Vieira'ydı. Amerika'ya gitti. Başka evet, projeye gitti. Mesela Patrick Vieira'ydı sonuç itibariyle. Zidane mesela Real Madrid altyapısındaydı. Şu anda işte Luis Enrique Barcelona altyapısındaydı. Guardiola Barcelona altyapısındaydı. Kimse tepeden gelmiyor. Ya Rafael Benitez herkes, altyapıdaydı. Vicente Del Bosque altyapıdaydı. Herkes altyapıda çalışıyor. Bir şeyler kendini geliştiriyor. Hem kulübe bir şeyler veriyor. Bir basamakları çıkarak geliyor. Biz de herkes en tepeden başlamak istiyor. Maalesef. Sistem değişmeli bence. Kökünden sistemi kazıyıp böyle komple spatulayla değiştirmemiz gerekiyor ya bence. Futbolda bir yere varmak istiyorsa. Dipten gelenler...